Haziran sonu gibi bu çekinme önemli ölçüde. Yani bu ille böyle son ferdine kadar değil, çekinme ama büyük değil. Oranda. Onlar diyorlar biz verdiğimiz sözü tutarız, devlet de bunu iyi bilir diyorlar. Aa gittim görüştüm. Ne yapacaklar? Demokratik orada silahlarıyla. Demokratik siyasete hazırlanacaklar. Çekilmenin tamamlanma tarihini Sırrı Süreyya Önder CNN Türk'te Ankara Günlüğü'nde açıkladı. Önder silahlar ne olacak, ne zaman bırakacaklar sorusuna ise bu ülke demokratikleştiğinde kendi elleriyle imha ederler dedi. Türkiye'de işini en iyi yapan kurum PKK. Bakın sessiz sedasız vakarla bu barış sürecinde üzerlerine düşeni yerine getiriyorlar. Silahlı mücadeleyi bir yöntem olarak Kürt siyasal hareketi kendisine dönük bir saldırı imha olmadıkça repertuarının dışına çıkardı. Önder süreçte örgüt içinde bazı görüş ayrılıkları olduğu iddiasına da yanıt verdi. Özellikle Fehman Hüseyin'le ilgili. O nasıl mesela, onunla konuştunuz mu? Onunla da konuştum. En çok barış isteyen insanların başında gelir. Çok mu şaşırtıcı mesela bu? Ve süreç öncesinde İran'ın Murat Karayılan'la görüştüğü ve süreçten vazgeçin dediği iddiası. O iddia için Sırrı Süreyya Önder, Karayılan tenezzül etmeli dedi. Tayyip Erdoğan Obama'yla görüşmüş, nasıl bir spekülasyonun konusu edilmezse, Karayılan'ın görüşmesi de bir spekülasyonun konusu edilmez. Bir, yapmayın, biri bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olabilir, ama. O da Kürt halkının silahlı mücadele yürüten örgütünün başkanı. Görüşmüş de ne yapmış? Çekildi geri. Tenezzül etmedi. Önder yakın bir zamanda İmralı'ya 6. ziyaretin yapılacağını, o ziyarette hem çekilme sürecinin hem de demokratikleşme konusunun ele alınacağını söyledi. Bundan 10 yıl sonra konuşulur. Abdullah Öcalan da çıkabilir diyor musunuz? Bu tabii ki olur. Tabii ki olur. Bunu senelendirmek de doğru değil. Bu ülke topyekün demokratikleşirse, helalleşirse, bugün barış sürecinin en önemli siyasal aktörlerinden biri, bu barış gerçekleşirse, mimarlarından biri, onun özgürlüğünden daha doğal ne olabilir? Ve çözüm sürecinden çıkan film Sırrı Süreyya Önder, süreçle ilgili bir yaşam hikayesinin de filmini çekeceğini söyledi. Çekeceği filmin adı 9. Esir.